Siyasetin en yeni, en sıcak polemiği Sancaktepe Belediye Binası'nın başkanlık katında jacuzzi olduğu iddiası. O iddiayı dile getiren isim İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'a eski başkan Şeyma Dövücü'den sert tepki geldi ve polemiğe Sancaktepe'nin yeni başkanı da katıldı. Başkanlık katı 6000 metrekare. Oda. Dinlenme odası, jacuzzi. Sayın Necati Özkan'ın nereye gezdiğini, nerede jacuzzi gördüğünü ben de çok merak ediyorum. AK Parti'den CHP'ye geçen belediyede jacuzzi iddiası siyaset gündemine bomba gibi düştü. İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın dile getirdiği o iddiaya eski başkan Şeyma Dövücü'den ispatlamazsan senden aşağı insan yok yanıtı geldi. Alper yeğeni kutlamak için Sancaktepe Belediyesi'ne gittim. Necati Özkan Sancaktepe Belediye Binası'nın başkanlık katını işaret ederek jacuzzi iddiasında bulunmuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şeyma Dövücü o iddiaya sert tepki gösterdi. Bir anneye bir kadına iftira atmanın bedelini hukuk önünde milletin vicdanında yargılanarak vereceksin dedi. Mevcut başkana çağrı yapan Dövücü hemen şimdi başkanlık katından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum yazdı. Hodri Meydan dedi. Ne öyle bir oda var, ne öyle bir jacuzzi var. O çağrıya yeni belediye başkanı Alper Yeğin'den de yanıt gecikmedi. Yeğin Şeyma Dövücü döneminde başkanlık katında herhangi bir tadilat işleminin yapılmadığını belirtti. Önceki belediye başkanını işaret etti. Jacuzzi meselesinin çok değersiz kalacağı bir hikayeyi daha sonra sizlerle paylaşacağım yazdı. 5 yılı kalkınma nasıl olacak? 5 yıl. Sıcak polemiğe yeğenin göndermede bulunduğu önceki başkan İsmail Erdem de katıldı. Jacuzzi hikayesi tamamen yalan ve iftiradır dedi. Tartışmanın fitilini ateşleyen Necati Özkan'dan ise jacuzzi diye tarif ettiğim kocaman bir banyo teşkilatıydı açıklaması geldi.